Şöyle bir söz vardır arkadaşlar. Maraş'ta 3 kişi bir araya gelirse 5 tane şair ortaya çıkar. Bugün size aşktan bahsedeceğim ve hayat sondan yaratılır dedik ya. Hayat sondan yaratılara aşkın nasıl bir mucize gösteriyor? Daha doğrusu aşk vesile olduğu bir yerden bahsedeceğim. Şimdi ben çocukken hep şunun hayalini kurardım. Ben bir gün yazar olacağım. Ben bir gün yazar olacağım. Sonra üniversite falan bitti arkadaşlar. Tabii çocukluk hayalim ya yazar olmak. Ne yazacağım ki? Üniversite bitti, ne yazacağım? Böyle kaldım, ne yazacağım? Tabii önceden de zihnimde hep yazar olmak var. Sonra çok böyle açık vermek istemiyorum. Bir kıza aşık oldum, bir kızı sevdim, ona mektuplar yazdım falan ne demek istemiyorum. Bir ara arkadaşlar biliyorsunuz işte matematik ders veriyordum. Ve öğrencilerim gelip gidiyor. Bir kız öğrenciye bir mektup okudum. Sevgiliye yazılmış bir mektup okudum. Bana dedi ki, o zaman şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bir sevdiğim vardı ve ben ulaşamıyordum. Ulaşamıyordum, adresi yoktu. Dolayısıyla ne yapacaksın? Adresi yok, telefon yok. Eskiden zaten bu kadar çok cep telefonu falan ya da sosyal medyada yoktu ya arkadaşlar. Ben o ulaşamadığım sevgiliye mektuplar yazıyordum. Ve her gün ona mektup yazıyorum, her gün ona mektup yazıyorum. Bir gün bir öğrenci geldi, ona da o yazdığım mektuplardan birisini okudum. Dedi ki öğrenci, hocam dedi, mektup çok güzelmiş demek ki. Hocam dedi, bunu hangi kitaptan aldınız dedi. Ben dedim ki, kitaptan alınmış gibi mi duruyor? Evet hocam dedi, hangi kitaptan aldınız? Birden jeton düştü. Kitap yazmayı düşünüyordum ya, ben bu mektupları bir araya getirirsem, bastırırsam kitap olur. Adına da derim ki sevgiliye mektuplar ve o ulaşamadığım sevgili de herhangi bir kitapçıda karşılaşır alırsa dolayısıyla ona duygumu, hissimi ulaştırabilmiş olurum. Ve o sırada baktım arkadaşlar 39 tane mektup yazmışım. Gittim yayın evine. O 39 mektubu bir araya getirdim. Dışına da sevgiliye mektuplar dedim. Bu kitap şu an ilk yazdığım kitap arkadaşlar 2001 yılında. Yalnız piyasada satılmıyor, piyasada yok. Ben bile kazara buldum. Yani onun için kitap reklamı yaptığımı düşünmeyin. Ama ilk yazarlık serüveni öyle başlamıştı. Sen bir hayalin vardır yazar olmak ve bahane vesile değişebilir ama oraya doğru gideceksin. Osman Bey de dedi ki, bunu Osman Bey yeni gördü, bugün gördü ve hocam dedi ne güzelmiş dedi, bunu paylaşalım. Ve sizin de arkadaşlar biraz da aşk paylaşmak istiyorum. Bu sevgiliye yazdığım mektupların ön sözünü şu an okumak istiyorum. Ne dersiniz, olur mu? Sevdiğime ve o var hayatımda, ruhumda, ona özlemlerimin aciz ifadesi. Ve o yok hiçbir yerde, hiçbir adreste. Ona sesimi duyurmanın en kestirme yolu. Ve aşk var. Özbenliğimde durmaz, dinmez, bitmez, tükenmez sevdam var. İşte bu sevdamın aciz ifadeleri. Ve savaş var. Kimse benim kadar sevemez savaşı. Aşığım diyenlere meydan okumanın büyülü iklimi. İşte aşk bu diyorum. Varsa benim gibi çıksın meydana. Ve şiirlerim. Şiir ne demek ki? Benim şiirim aşk, aşkım şiirdir. Daha güzel şiir olan varsa gelsin beri. Ve türkülerim. İşte bir aşığın türküleri bu mektuplar. Nasıl çıldırır türküler bir aşığın dilinde. Bebeğim olur, türküm benim. Ve özlemlerim. Sevgiliye değil sadece, sevdaya özlemler. İşte böyle aşık olma özlemindeyim demenin mektupçası bu mektuplar. Ve yalnızlığım. Derdim mi? Kendimle paylaştığım, gözyaşlarımı yalnızlığıma döktüğüm anların dert ortağı, yalnızlığımın arkadaşı, sırdaşı, sıra dışı bu mektuplar. Ve bu mektuplar, aysız gecelerde, buz ayazlarında, demirden sert gecelerde, lavlardan sıcak ateşlerde, bitmek tükenmek bilmeyen özlemlerde, gururundan toz aldırmayan sevdamda, çıldıran türkülerde, ağlatan şiirlerde, isyana vurgun firar gecelerinde, gidenin arkasından attığım son kurşunumda, sevda cinnetinde, sessizliğin sesinde, ciğerlerimi yakan son sigaramda, aşkımın hesaplaşmasında, ayazda titreyen serçenin kanadında, yenik düştüğüm aciz demlerimde, aşkımın yoksulluğunda,
ayrılığın ayrılığında, delikanlı sevdaların sustuğu anda, cehennemin buz kestiği zamanda, bıçak sırtı ihanette, of ulanlarda, gözyaşlarımın ağlamasında, sevgilimin şiir olduğu anlarda, aşkımın mezarında, yüreğimin isyan anında, güneşimin karanlık anında, aşk cilladının boyuna vurduğum anda, öldür beni sevgili dediğim anlarda, dünyayı sevgili uğruna yaktığım anda, göz pınarlarımın coştuğu çağlarda, sisler arasında sevdalar peşinde, ölüme meydan okumamda, aşka esir olmamda, sevginin bir bakışına ihtiyaç duyduğum an parçacıklarında, kalbimin infilak ettiği anlarda, sadece ve sadece sevgiliye yazılmıştır, sev diye. Diye başlayan bir kitap arkadaşlar. Biliyorsunuz, aşk insanıyım, sevgi insanıyım, içim içime sığmaz benim. Ve burada arkadaşlar birkaç yerden, birkaç paragraf okuyayım farklı farklı mektuplardan. Eğer isteriz derseniz, sonra da okumaya devam edebiliriz. Ey canına ruhumu adadığım sevgilim, adadım kendimi sevdanı erkekçe, hayatımı sundum sana canıma kalbimi söke söke delice, benim olmayacağını bile bile senin oldum, mektuplar yazdım anlamayacağını bile bile hayalce, şiirler yazdım ölümle savaşa gidiyormuşçasına şairce, adadım sevdana kendimi erkekçe. Bana göre arkadaşlar her şey, ama her şey aşktan oluyor. Her şey aşktan doğmuştur. Biz sevmediğimiz bir şey yapmayız. Çayı bile sevdiğimiz için içeriz. Öyle değil mi? Çayı, kahveyi sevmediğin bir şey çok faydalı diye yapmazsın. Gözler sevgiyle ışıldar. Sevginin meltemiyle dudağa tatlı bir tebessüm sarar. Hüzün yüklü gözyaşları sevgi dolu gözlerden damlar. Öyle değil mi? Sevmeyen ağlayamaz da. Hüzün yüklü gözyaşları sevgi dolu gözlerden damlar. Ayrılık acısı sevgiyle tüllenen kalplere dolar. Kurak tarlalar yeşerten yağmur sevgi dolu buluttan yağar. Ovaları süsleyen güller güneşe muhabbetle bakar. Atom sevgiyle dönüyor. Dünya sevgi zinciriyle güneşe bağlanmış. Bütün yıldızlar sevgi halkalarıyla birbirine kenetlenmişler. Alem sevginin burcunda binlerce çiçek açmış. Sevgi uzayın derinlerine kadar kök salmış. Her şey muhabbet denilen bu ilahi cezbeyle raks ediyor. Gel insanoğlu sen de bu ritme ayak uydur. Gönül bahçende açan sevgi çiçeklerini kinle soldurma. Ve ben de derim ki gel sevgili sevda ateşiyle büyü, yürü ve çürü. Evet arkadaşlar, hayat sondan yaratılıyor ya. Sen de yazar olmayı düşünmüştün, planlamıştın. Sonra karşına çıkar birisi, aşık eder kendisine ve sen de ona mektup yazıyorum diye aslında yazarlık yolunda çok önemli bir adım atmışsındır. Hayat sondan yaratılır. Önce akla düşer, sonra hayata geçer. Zihine gelen her şey biliyorsunuz ete kemiğe bürünür. Ve ondan sonra yazarlık yolculuğu başladı. Ondan sonra Koçluğun kitabı, Hipnozun kitabı çıktı. Planlayarak sevemez. Az önce burada çok değerli bir dostum var. Dedi ki, hocam dedi, mecazi aşktan hakiki aşk anlatacak mısın dedi. Ben dedim ki öyle bir şey inanmıyorum ki. İnanmadığım şey şu arkadaşlar, aşk diye bir şey var. Aşkın mecazisi, hakikisi diye bir şey olur mu? Hakiki aşka kavuşan, yani Allah'ı seven zaten bir böceği de seviyordur. Bir çiçeği de seviyordur. Allah'ı sevmeyen zaten hiçbir şeyi sevmiyordur. Mevlana'yı düşünsene, o Allah dostu değil miydi? O hak aşığı değil miydi? Ama herkese kollarını açıyordu, gel diyordu. Ne olursun ol, gel diyordu. Ve bizler arkadaşlar çok büyük sevdalara ulaşabilmek için küçük sevgiler bize antrenmanlar oluyor. Çocukken, bebekken önce süt içiyorsun, sonra mama yiyorsun, sonra işte pilavdır, kebaptır başlıyorsun ya. İşte biz de çocukken önce oyuncakları severek başlıyoruz sevmeye. Sonra ufak ufak aşklar diyoruz, ufak ufak sevgiler. Sonra oradan kendi kalbinin, kabının büyüklüğüne göre sevdalara açılmaya başlıyorsun. Sonra okyanus gibi aşklara başlıyorsun. Ve bana göre arkadaşlar, bizler dışarıda birisini görüp de aşık olmuyoruz. Bizim içimizde zaten çok büyük bir aşk var. Onu dökecek beden arıyoruz, onu dökecek kalp arıyoruz. Hani var ya, güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa. Ve her zaman olduğu gibi güzel dostlarım, sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutku ile.
Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.